Yardımcı olun lütfen. Eşime bir şey oldu. Yardım edin. Buyurun hanımefendi. Anlamadım. Cevap vermiyor bana. Tamam, yardımcı ben olun. Ben yardımcı olayım. Lütfen saklanın. Beyefendi iyi misiniz? Beyefendi beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar yardımcı olur musunuz? Yardım lütfen. Aslanım beyefendi bilinci yok. Yeri alalım. Bir solunumunu kontrol edelim. Tabii. İçin hazırlıyorum, seni benim için. Defibrilatörü getirdim. Buyurun aslanım, siz nefes verin, ben defibrilatörü alıyorum. 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11 ve 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Penis second pad and place on bare lower chest as shown. 28 29 30. Kaptanım ben Yonca. Yolcumuzun solunumu geldi. Bilinci hala yerinde değil. Biz kendisine oksijen takviyesinde bulunuyoruz ve sürekli başındayız. Teşekkür ederim kaptanım. Uçuşlarımızda kalp krizi geçiren bir yolcumuz olduğunda tüm kabin ekiplerimiz kendisine müdahale edebilecek durumda. Bu tarzda eğitimler alıyorlar. Eğitimlerimiz iki farklı kurumdan sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığı tarafından tüm kabin ekiplerimize verdiğimiz ilk yardımcı sertifikası. Kabin memuru adayları aslında bu eğitimi daha şirkete ilk adım attıkları anda alıyorlar. Temel eğitim dediğimiz eğitim sürecinin bir parçası. Daha sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardımcı sertifikasıyla sertifikalandırılıyorlar. Buna ilave olarak da Avrupa Restorasyon Konseyi ile yaptığımız bir anlaşma işbirliğine bağlı olarak da kendilerinin eğitimlerini bizler de verme konusunda yetki aldık. Ve bu eğitimi tamamladıktan sonra da defibrilatör elektroşok cihazını kullanma yetkisine sahip oluyorlar ve bunun sertifikasını da Avrupa Restorasyon Konseyi'nden ediniyorlar.